Herkese merhabalar. Tonguç Akademide birlikteyiz. Bugün soluk alıp verme mekanizmasından bahsedeceğiz gençler. Solunum sisteminin yapılarını bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bugün de soluk alıp verme mekanizması nasıl gerçekleşiyor? Alma sırasında ne oluyor? Verme sırasında ne oluyor? Bunları anlatacağız. Aynı zamanda kanımızda oksijen ve karbondioksitin taşınmasını da tabii ki anlatmış olacağız diyeyim gençler. Bugün salı soluk alıp verme mekanizması karşınızda. Yarın küresel ticaret, bir sonraki günde elektrik kuvvet ve elektriksel alan tabii ki sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü de yeni bir sisteme geçiş yapıyoruz. Gençler pazartesi günü ürüner sistemin yapılarını anlatacağım size. Yani ürüner sistemle de kastettiğim tabii ki boşaltım sistemi oluyor. Hemen ödevlerinizi vererek de tabii ki konu anlatımına geçmiş olayım. Solunum sistemini bitireceğiz bugün itibariyle. Yani solunum sistemiyle ilgili herhangi bir sorunuzun kalmamış olması gerekiyor. Sayfa 150'den başlıyorsunuz. 150 8'e kadar tüm soruları çözüyorsunuz gençler. Özellikle karma soruların yer aldığı testlere dikkat edin diyeyim. 156 ve 158'de de karma testlerimiz tabii ki yer alacak. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak dedim ki bugün salık alıp verme mekanizmasından bahsedeceğiz. Bu olay nasıl gerçekleşiyor anlatacağız. Soluk alıp vermenin kontrolü nasıl yapılıyor söyleyeceğiz. Solunum gazları yani oksijen ve karbondioksitin taşınma mekanizmasını anlatacağız. En sonda solunum sistemi rahatsızlıklarını söyleyerek konumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi solunum dediğimiz zaman bir dış solunumdan bir iç solunumdan bahsediyorduk. Dış solunum dediğimiz zaman akciğerlerle hava arasında gerçekleşen solunum olayıdır. <laughs> Dışarıdaki havayı akciğerlere doldurman <laughs> Akciğerdeki havayı dışarıya atman dış solunum anlamına gelecek. Bir de aldığın akciğerlerine çektiğin hava var diye bu havayı tabii ki oradan kana vereceksin. Kanla gereken hücrelere taşınacak. Hücrelerde oluşturulan karbondioksit molekülü de tabii ki kan yoluyla gelip akciğerlere kadar taşınacak. İçeride akciğerlerle kan arasındaki hücrelerle kan arasındaki gaz alışverişine ise iç solunum ismini vereceğiz gençler bir de hücresel solunumumuz vardı oksijeni tutuyordum hücremin içerisinde besinle yakıyordum dışarıya karbondioksit artı su veriyordum. Bu ise bizim için hücresel solunum, solunumdur. Bu senenin konusu değil gençler. 12. sınıfta solunum anlatılacak. Hücresel solunum anlatılacak. Orada geçecek diyeyim. Dışarıdan alınan havanın akciğerlere alınmasına soluk alma yani inspirasyon, akciğerden karbondioksitli havanın atılmasına ise soluk verme yani ekspirasyon ismini vereceğiz solunum sistemi organlarını ve yapılarını bir önceki dersimizde dediğim gibi anlatmıştım. Bugün de hatırlatmış olayım. Ağız ve burun solunum sisteminin ilk organıydı ama burunu önce yazıyoruz. Neden? Çünkü burundan hava almak, ağızdan hava almaktan çok daha sağlıklıydı. Burunda bulunan kıllar, mukus salgısı sayesinde tabii ki alınan hava temizlenmiş, tozlarından arındırılmış oluyordu. Burunda bulunan kılcal damarlar sayesinde alınan havanın ısınması söz konusu oluyordu. Burundan aldığımız hava burundan geçip nereye doğru gidecek? Tabii ki yutağa gençler. Yutaktan sonra gırtlak vardı. Gırtlaktan sonra soluk borusu geliyordu. Soluk borusu akciğerlere girerken iki kola ayrılacaktı. Ayrıldığı her bir kola da bronş ismini veriyorduk. Bronşlar yine akciğerlerin içerisinde binlerce küçük dala ayrılacak. Biz bunlara bronşçuk veya bronşiyol ismini vereceğiz. Bronşiyoller'in ucunda ise hava keseleri yani alveol dediğimiz kısımlar yer alıyordu. Soluk alışverişinde tabii ki bu yapılar görev yapacak ama aynı zamanda kaburga kasları diyafram da soluk alışverişinde görevli olacak. Bu organlardan tabii ki dış ortamla bağlantıyı sağlayan burun, yutak, gırtlak ve soluk borusu üst solunum yolları kısmına dahil olacak. Bronşlar, bronşçuklar, alveoller, akciğerler ise alt solunum yolunu oluşturmuş olacak. Soluk alıp vermede dediğim gibi hem diyafram görev yapacak hem de kaburga kasları etkili olacak. Soluk alıp verme işlemine de bakacak olursak çek derin bir nefes. <laughs> yaptığımız zaman soluk alma işini gerçekleştirmiş olduk. Yani şuraya baktığımız zaman burası soluk alma dediğimiz kısım olacak. Soluk alma sırasında bizim normal şartlarda diyafram kasımız kubbeleşmiş durumdadır gençler. Diyafram kasını soluk alma sırasında ne yapacağız? Aşağıya doğru indirmeye çalışacağız. Yani diyafram kasını düz olarak görüyorsan soluk alma gerçekleşiyordur eğer diyafram kasını kubbe şeklinde görüyorsan da gevşeme dediğimiz durum söz konusu oluyordur diyeyim. Soluk alıp verme işlemi göğüs boşluğu hacminin genişlemesi ve daralması sonucu oluşan basınç değişiminden kaynaklanacak. Soluk alıp vermede de tabii ki kaburga kasları diyafram etkili olacak. Diyaframı da tanımsal olarak vermiştik bir daha söyleyeyim. Göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı yapıya diyafram ismini veriyoruz. Normal şartlarda diyaframımız kubbe şeklinde. Soluk alma sırasında sen şuranın hacmini hacmini arttırmak istiyorsun aşağıya doğru çekmek istiyorsun ya ne yapacaksın diyafram kasını soluk alma sırasında düzleştireceksin şuradaki hacmi arttırabilmek için verme sırasında da diyafram gevşeyerek eski haline gelmiş olacak. Soluk almayla başlıyoruz. Soluk alma dediğimiz zaman tabii ki hemen derin bir nefesi çektik yaptığım zaman normal şartlarda diyaframım kubbe şeklindeydi. Soluk alma sırasında diyaframımı düzleştirdim. Diyaframımı düzleştirdiğim zaman şuradaki göğüs boşluğu ne yaptı? Genişledi. Kaburga kasları kasıldı. Göğüs öne doğru hareket etmiş oldu. Şuradaki hacmi arttırdığına göre basınç ne oldu? Azaldı. Hacim artarsa basınç azalacak. Dış basınç iç basınçtan fazla olduğu için hava içeriye doğru doğru girecek. Yani ben yapıp havayı içeriye çekmiyorum. Ben içeriği genişlettiğim için hava otomatikman içeriye doğru ee, dolmuş oluyor diyeyim gençler hani klasik bir deney vardır bir tane su şişesini şöyle keserler şuraya bir tane balon takarlar bunun ucuna da bir tane balon takarlar şu balonu aşağıdan aşağıya doğru çektiğin zaman şurayı ne yapmış oluyorsun genişletmiş oluyorsun hava hop içeriye doğru hareket etmiş oluyor hava atmosfer basıncı akciğer basıncından daha büyük duruma geldiği için burun ve ağızdan girerek ta alveollere kadar ulaşacak. Bu olay kasların kasılmasıyla gerçekleştiği için tabii ki enerji harcanarak gerçekleşmiş olacak. Soluk verme sırasında da yani yaptığımda da diyafram kasımı ne yapmış oluyorum? Gevşetmiş oluyorum gençler. Diyafram eski haline geliyor. Yani kubbeleşmiş oluyor. Sen buradaki hacmi ne yaptın? Azalttın. Hacim azalınca buradaki basınç ne oldu? Arttı. Dış basınç az İç basınç çok. O zaman hava hop dışarıya doğru çıkmış olacak. Göğüs boşluğunun daralmasından dolayı zaten hacim de azalmış oldu. Hava göğüs boşluğundaki iç basınç dış basınçtan daha yüksek duruma geldiği için akciğerlerden dışa doğru tabii ki hareket etti. Soluk verme pasif bir hareket olduğunda vücutta soluk alma kadar enerji harcanmaz. Ama kaslar gevşerken de enerji harcadığın için soluk verme sırasında da enerji harcanıyor. Yıldız, yıldız, yıldız not alıyorsun. Soluk alma sırasında enerji harcanır. Soluk verme sırasında da enerji harcanır. İkisini birbiriyle kıyas yaparsan tabii ki alma sırasında daha fazla enerji harcamış oluyorsun diyeyim. Genişlemiş akciğer yapısındaki elastik liflerden ve bunun etrafını saran plevra sıvısı geriliminden dolayı tabii ki eski haline dönmek isteyecek verme sırasında. Buna da geri yaylanma basıncı ismini vereceğiz. Yani sen havayla akciğeri doldurdun bu akciğer tekrar bir eski haline dönmek isteyecek. Bu şekilde soluk verme gerçekleşecek. Akciğerin eski haline dönmek istemesine geri yaylanma basıncı ismini veriyoruz. Özellikle boyun, sırt, göğüs ve karın kasları gibi kaslar da egzersiz sırasında solunuma tabii ki yardımcı olacaklar. Yetişkin bir bireyi de düşündüğümüz zaman bir dakikada ortalama 12-18 kez soluk alışverişini gerçekleşiyoruz. Bu sayı aktiviteye bağlı olarak tabii ki değişebiliyor. Spor yaptığımız zaman, koştuğumuz zaman, korktuğumuz zaman... <laughs> nefes nefese kalıyoruz. Soluk alışverişimizi hızlandırıyoruz. Neden? Çok yoruluyuz, yorulduysam, koşuyorsam hücrelerimin daha çok oksijene ihtiyacı var. Hücrelerin oksijene daha çok ulaşabilmesi için de oksijeni daha çok almam lazım. Soluk alışverişim de buna bağlı olarak tabii ki artmış oluyor. Soluk alıp vermeyi peki neresi kontrol ediyor? Aslında daha önce anlattık. Sinir sisteminde dedik ki soluk alıp verme hızını bizim omurilik soğanımız kontrol eder. Aynı zamanda pons'ta da solunumla ilgili merkezler bulunur. Yani otomatik olarak gerçekleşen bu olayı omurilik soğanı ve pons denetlemiş oluyor. Tabii ki istemli olarak nefes alışverişini gerçekleştirebiliyoruz. Mesela ben sana ne diyorum? Çek nefesi içeri diyorum. İsteyerek nefesi içeriye aldık ama bu bir süre sonra reflekse dönüşüyor. Nefes almadan durayım kendimi nefes almayarak intihar edeyim diye bir şey yok. Nefesini içinde tutarsın belli bir yerden sonra refleksler Den dolayı soluk alışverişi kendiliğinden gerçekleşir. Soluk alıp verme hızını tabii ki kandaki oksijen ve karbondioksit miktarı düzenleyecek. Ama oksijenin etkisi çok az. Aslında soluk alıp vermeyi düzenleyen şey kanında bulunan karbondioksit miktarıdır. Kanımızda bulunan karbondioksit miktarı arttıkça soluk alışverişimiz de tabii ki hızlanmış olacak. Her ne kadar kısa bir süre için soluk alıp verme mekanizması istemli bir şekilde yürütülme çalışılsa da solunum merkezi bu işlemleri istemsiz yapmaktan tabii ki sorumludur diyeyim gençler. Solunum merkezine asıl uyaran şeyin de kanda bulunan karbondioksit miktarı olduğunu söyledim. Kanımızdaki karbondioksit miktarı arttığında ee, kanımızın pH'i düşmüş demektir. Yani karbondioksit asidik özellik gösteriyor ya kanındaki karbondioksit arttıysa kanındaki asitlik arttı. O zaman kanının pH'i de ne yapmaya başlayacak? Düşecek. pH değişiklikleri kan damarlarındaki ve solunum merkezindeki kemoreseptörler sayesinde tabii ki algılanacak. Solunum merkezinden çıkan sinyaller diyafram kasına ve kaburga kaslarına iletilerek akciğerlerin soluk alıp verme hızı ve derinliği ayarlanmış olacak. Tamam, soluk alışverişinin belli bir hızı var da bunun belli bir derinliği de var. <laughs> Mesela bu derin bir soluk alışverişiydi ama bunu çok daha kısa bir sürede derin almadan <laughs> şeklinde de gerçekleştirebiliyoruz. Karbondioksitin kandaki seviyesi düşüp pH normale döndüğünde solunum merkezlerinden gelen sinyallerle tabii ki solunum normale dönecek. Böylece homeostasi yani kararlı iç denge korunmuş olacak. Zaten her şeyi homeostasimin yani kararlı iç dengemi koruyabilmek için yapıyorum. Kandaki oksijen seviyesinin solunum merkezine uyarılması üzerinde pek bir etkisi yoktur. Dediğim gibi oksijenin de uyarıcı etkisi var ama karbondioksitle kıyas bile edilemez gençler. Karbondioksitin etkilemesi çok daha fazla. Eğer kandaki oksijen seviyesi aşırı derecede düşecek olursa arttaki ve boyun atar damarındaki kemoreseptörler uyarılıyor. Solunum merkezine bunlar gidip uyararak soluk alışverişinin hızlanmasını söylüyorlar diyeyim. İnsanda solunum gazlarının taşınmasında da al yuvarlarda bulunan bir tane pigment görev yapıyor. Bu pigmentimizin adı da hemoglobin pigmentidir. Kendisi bir proteindir. Hemoglobinin yapısında tabii ki demir minerali de yer alıyor gençler. Al yuvarların yapısında bulunan protein yapılı hemoglobin molekülünün merkezinde bir tane demir atomu taşıyan hem grubu var. Dört tane de alt proteinden meydana geliyor. Alt birimden meydana geliyor. Globulin proteinini de oluşturuyor. O yüzden hemoglobin ismini veriyoruz. Demir bulunduğu için tabii ki al yuvarlar kırmızı renkli hücrelerdir. Kanın kırmızı renginin oluşmasını hemoglobin sağlamış oluyor. Biraz hatırlatmış olayım size gençler. Kandan bahsetmiştik. Mesela mesela bir damla kanımı şuraya bıraktığım zaman ya da damar içerisindeki kanı düşündüğün zaman burada kan hücreleri dediğimiz hücreler vardı kimlerden bahsediyoruz? Al yuvarlarımızdan bahsediyoruz. Savunmamızda görev yapan ak yuvarlarımızdan bahsediyoruz. Bir de kan pulcukları trombosit adını verdiğimiz hücrelerimiz vardı. Kandan kan hücrelerini çıkarttığımız zaman geriye kalan şu sıvı kısma ise plazma ismini veriyorduk. Oksijenin ve karbondioksitin taşınmasını anlatacağım. Oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında bir al yuvarlarda taşınma durumu söz konusudur. Yani oksijen ve karbondioksit al yuvarların içerisinde bulunan hemoglobin proteinine bağlanarak taşınabilir. İkincisi şu plazma kısmında yani sıvı kısımda çözülmüş olarak da taşınabilirler. Oksijende sadece al yuvar içinde taşınma ve plazmada çözülmeyi söyleyeceğim. Karbondioksitin taşınmasında ise al yuvarlarda taşınır diyeceğim plazmada çözünür diyeceğim bir de üçüncü bir karbonat mekanizması dediğimiz bir karbonat şeklinde taşınmadan bahsedeceğim ama hatırla kandan kan hücrelerini çıkarttığın zaman kalan sıvıya plazma ismini veriyorduk oksijenin taşınmasıyla başlıyorum. Şimdi dediğim gibi oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında şöyle bir mantık söz konusu olacak. Oksijenin taşınmasında bir hemoglobine bağlanabilir diyeceğim. Bir de plazmada çözülmüş halde taşınabilir diyeceğim. Karbondioksitin bağlanmasına baktığımız zaman da yine hemoglobine bağlanabilir diyeceğim. Plazmada çözülmüş halde taşınabilir. Bir de sevmediğiniz ama ben birazdan çok basit bir şekilde anlatacağım size. Bir karbonat iyonu halinde taşınma söz konusu olur diyeceğiz. Oksijenle başlıyorum. Şimdi oksijenin kanda taşınmasına baktığımız zaman oksijenin çok büyük bir kısmı yani yüzde 97'si al yuvarlarda bulunan hemoglobin molekülüne bağlanarak taşınıyor. Oksijenin derişimi nerede fazlaysa hemoglobin oksijene yapışıyor. Kanda al yuvarın içerisinde hemoglobine bağlı bir şekilde taşınıyorlar. Yüzde üçlük yani çok küçük bir kısmı da o kanın sıvı yani plazma kısmında çözülmüş olarak taşınabiliyor. Hemoglobinin oksijene bağlanması veya serbest bırakılması tabii ki oksijenin kısmi basıncına bağlıdır. Gençler burada da şöyle bir mantık geçerli olacak. Birazdan karbondioksitin taşınmasında da tabii ki işime yarayacak. Sorularda şu karşına çıkacak. Bir diyecek ki akciğer kılcalları akciğer kılcalı diyeyim. Bir de dalak, böbrek, pankreas doku kılcalı dediğimiz kılcallar söz konusu olacak. Şimdi akciğer kılcalı dediğin zaman akciğerler soluk alışverişinin gerçekleştiği organ olduğuna göre akciğer kılcallarında oksijen oranı fazladır. Oksijen oranı fazla olduğuna göre hemoglobin diyecek ki o oksijen seni buldum gel yapışalım birbirimize. Akciğer kılcallarında HBO2 miktarı artar diyeceksin. Doku kılcallarına geldiğimiz zaman da doku dediğin yerde oksijen tüketiliyor, karbondioksit oluşuyor. Yani oksijen miktarı az, karbondioksit miktarı çok. Doku kılcallarında ise buraya giden HBO2'ler o ikisini bırakacak. Hemoglobin molekülü ayrılalım birbirimizden. Burada sana daha çok ihtiyaç var deyip oksijeni dokuya bırakacak. Yani senden eşleştirmeni isterse hemoglobinle oksijeni akciğer kılcalığında birleştireceksin. Doku kılcalığında ise bu ikisini birbirinden ayırmış olacaksın diyeyim. Buradan da tabii ki o bor etkisi dediğimiz kısmı anlatmaya başlayayım. Akciğer alveol kılcallarında oksijenin kısmi basıncının yüksek olduğu yerlerde hemoglobin molekülü tabii ki oksijene bağlanmış olacak. Doku kılcallarına geçtiğimiz zaman da az önce çizdiğim gibi oksijen basıncı düşük olduğu için hemoglobin oksijenin çoğunu serbest bırakacak. Yani birbirlerinden ayrılmış olacaklar. Ortam pH'ının düşmesi de hemoglobinin oksijene olan ilgisini azaltacak. Oksijeni serbest bırak sağlayacak. Yani karbondioksitin çok olduğu yerde ortamın pH'i düşmez mi? Karbondioksitin çok olduğu yerlerde hemoglobinin oksijene ilgisi azalacak. Hemoglobin oksijeni bırakacak. Buna da bor etkisi ismini vereceğiz diyeyim gençler. Oksijenin akciğerlerden dokulara taşınması sırasında öncelikli olarak ne olacak? Oksijen alveollerdeydi ya. Alveollerden akciğer kılcal damarına geçecek. Akciğer kılcal damarında hemoglobinle oksijen birleşecek. Hemoglobinle oksijen birleştiği zaman biz buna HbO2 yani oksi hemoglobin ismini vereceğiz. Çok az %3'lük bir kısmı da tabii ki burada bulunan sıvıda çözünecek. Oksijen bakımından kan zenginleşti. Zenginleşen kan akciğerden nereye doğru gelecek? Kalbe. Kalbe geldikten sonra da tüm vücuda pompalanmış olacak. Oksijence zengin kan doku kılcallarına geldiği zaman oradaki pH düşük olduğu için bor etkisi devreye girecek. Oksijen hemoglobini bırakacak. Serbest kalan oksijen önce doku sıvısına buradan da tabii ki hücrelere giriş yapacak. Alveol kılcallarında HB ile O2 birleşir, oksihemoglobin oluşur. Doku kılcallarında ise HB O2 tabii ki oksijeni bırakır. Hemoglobin ayrı yere, oksijen hücrenin içerisine geçiş yapar diyeyim gençler. Karbondioksitin taşınmasında ise 3 tane yoldan bahsedeceğiz. Mantık aynı. 1 hemoglobin'e bağlanacak İki plazmada çözülmüş halde taşınacak. Üçüncüsü ise bir karbonat iyonu halinde taşınmış olacak. Karbondioksitin taşınmasında temel amaç tabii ki karbondioksitin dokulardan uzaklaştırılması, kanın pH'inin dengelenmesi. Kanın pH'i yaklaşık 7.4 civarındaydı. Bunun 7.2'lere 7.8'lere çıkması, 7.2'lere düşmesi kişinin ölümüyle sonuçlanabilir. Yani kanımızın pH'ini sabit tutmamız gerekiyor. Karbondioksitin kanda taşınmasını 3 yolla gerçekleştiğini söyledim. Şu kısmı ayrıca detaylı olarak anlatacağım diyeyim gençler. Öncelikli olarak karbondioksitin bir karbonat iyonu halinde taşınmasından bahsedecek olursak olay nasıl gerçekleşiyor? Gözünüz korkmasın önce mekanizmayı anlatayım sonra da ben size şekil çizmiş olacağım. Karbondioksit hücrelerden doku sıvısına buradan da kısmi basınçtan dolayı kılcal damarlara tabii ki geçiş yapacak. Al yuvarların yapısındaki karbonik anhidraz enzimi ile karbondioksitle su birleşecek. Böylelikle H2CO3 yani karbonik asit dediğimiz bileşik oluşacak. Karbonik asit halinde taşınamıyor. Karbonik asit halinde taşınamadığı için bundan hidrojen kopuyor. Karbonik asit bir karbonata ve hidrojene dönüşüyor. Hidrojen çoğunlukla hemoglobin'e bağlanıyor. Bu bir karbonatta plazma'da kalıyor. Böylelikle yavaş 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 akciğere doğru ilerlemiş oluyorlar. Akciğerlerde ise işler tam tersine dönüşüyor. Yani bu sefer yaptıklarımı terse çeviriyorum. Benim bir karbonatlarım var diye bu bir karbonatlarla hidrojenleri birleştiriyorum. Tekrardan karbonik asit yapıyorum. Karbonik asit de tekrardan karbondioksit ve suya dönüşüyor. Huf dediğim zaman dışarıya atmış oluyorum. Karbondioksit kandaki kısmi basınç fazlalığından tabii ki albollere geçiyor ve vücuttan dışarıya atılmış oluyor. Ama dediğim gibi gençler ben size bir özet halinde anlatacağım. Karbondioksit 3 şekilde taşınıyordu. En fazla taşındığı da bir karbonat halindeydi. Hemen mekanizmayı size göstermiş olayım. Senin şurası dalak böbrek pankreasın fark etmez doku kılcalın olsun. Şurası doku kılcal hücren. Şurası da senin akciğerlerin ak ciğer lerindeki kılcal damarlar olsun. Doku kılcalında ürettiğini akciğere doğru göndermek istiyorsun. Doku kılcalında oksijenli solunum gerçekleşti. Dokudan ürettin, karbondioksit ve suyu ürettin. Karbondioksit ve su doku sıvısından kılcal damara doğru geçti. Kılcal damara geçtiği zaman karbondioksitle su birleşecek. CO2 artı H2O birleştiği zaman H2CO3 sentezlenmiş olacak. H2CO3 dediğimiz molekül bu şekilde taşınamıyor. Kanın pH'inde oynama olur. Bundan hidrojen kopuyor. Bu H artı HCO3'e dönüşüyor. Sonra şurası plazma kısmı. Şu da al yuvar hücresi ya. Al yuvar hücrelerinde de hemoglobin vardı ya. Şu hidrojen hemoglobine bağlanıyor. HBH oluyor. Neredesin? Doku kılcallarındasın. Doku kılcallarında hidrojen HB'ye bağlı HCO3 halinde bıdı, bıdı 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 nereye gitmeye çalışıyorsun? Akciğere doğru. Akciğere gittiğin zaman senin al yuvarlarında hemoglobine bağlı hidrojenin var bir de HCO3'ün var. Ne yapıyorsun? H'la HCO3'ü birleştiriyorsun Tekrardan H2CO3'e dönüştürüyorsun. Sonra H2CO3'ü de H2O ve karbondioksite dönüştürüyorsun. Şu H2O ve karbondioksiti akciğerlere verip dışarıya karbondioksit ve su atmış oluyorsun. Ya hocam biz bu işi niye tekrar yaptık? Ben burada karbondioksitle suyu birleştirdim, H2CO3 yaptım. H2CO3'ten hidrojeni kopartıp hidrojen artı HCO3 yaptım. Sonra tam tersine aynı şeyi bir daha bir daha yaptım. Zaten başta karbondioksit suydu. Dışarıya da karbondioksit su attım. Böyle taşısam olmaz mı? Olmaz. O zaman kanın pH'i değişir gençler. Bu konunun en zor soruları. Yukarıda verilenlerden hangileri doku kılcalında, hangileri akciğer kılcalında gerçekleşir tarzı sorulardır. Bir daha yazarak göstermiş olayım gençler. Aklınızda bulunsun. Şimdi o zaman mantıken doku kılcalında gerçekleşenleri düşünecek olursak dokuda ne yaparım? Karbondioksit ve su yaparım. O zaman karbondioksit artı suyun birleşerek H2CO3'ü oluşturduğu yer doku kılcalı olacak. Sonra bu H2CO3 Parçalanacak H artı HCO3'e dönüşecek. Bu da doku kılcalında meydana geliyor. Akciğer kılcallarında ise bunun tam tersi gerçekleşiyor. O zaman diyeceğim ki H'la HCO3'ü birleştirip buradan H2CO3 yaptıysa akciğer kılcalıdır. Sonra H2CO3'ü karbondioksit ve suya dönüştürdüyse bu da akciğer kılcalıdır diyeceğim. Dokuda sen karbondioksit ürettiğine göre o zaman hemoglobinin karbondioksitle birleşip hemoglobinle de taşıyabiliyorsun ya HbCO2 üretimi de doku kılcalında olacak. Sonra HbCO2'nin H karbondioksit bırakması yani HB ile karbondioksitin birbirinden ayrılması yine akciğer kılcallarına denk gelmiş olacak. Doku kılcallarında HBO2 birleşikti. Hemoglobin oksijeni bıraktı. Akciğer kılcallarında ise bunun tam tersi olacak. HB ile O2 birbirine birleşecek. HBO2 bir sentezlenmiş oksihemoglobin sentezlenmiş olacak diyeyim gençler. Elimi de çekeyim ki belki ekran görüntüsü alırsınız. Buradan bütün soruları yazarsınız. Bunları karışık yazıyoruz. Diyoruz ki hangileri akciğer kılcalında hangileri doku kılcalında gerçekleşir. Aslında mantık bundan farklı bir şey değil. Böyle uzun uzun yazınca sanki çok karmaşık bir şeymiş gibi gelmesin diyeyim gençler size. Plazmada çözülmüş halde de taşınabildiğini aynı zamanda hemoglobine bağlanarak Taşına ee, taşınabildiğini de karbondioksitin söyledim. Buradan da tabii ki solunum sistemi rahatsızlıklarına geçerek konuyu kapatıyorum. Solunum sistemindeki rahatsızlıklar genellikle solunum yollarında daralma, tıkalma, bozulma, enfeksiyon gibi nedenlerle ortaya çıkıyorlar. Solunum sistemi rahatsızlıklarından en bilindiklerini söyleyelim. Bunların başında koa hastalığı gelecek. Bronşlarda uzun süre devam eden tıkanıklık sebebiyle oluşan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tabii ki en önemli sebebi tütün ve tütün mamullerinin kullanılmasıdır gençler. Akciğerlerle ilgili zaten solunum sistemiyle ilgili hastalıkların en büyük sebebi tütün mamulleridir. Koa hastalıklarında kalp yetmezliği, kalpte düzensiz çalışma durumu söz konusu olabiliyor. Astımdan da bahsedeyim. Bronşçuklarda mukus salgısının çok fazla artması, düz kasların kontrolsüz kasılması sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Tabii ki solunum yollarında kronik daralmaya neden olan bir rahatsızlık. Astım hastası olanlarda hışıltılı bir nefes, göğüste sıkışma, öksürük nöbetleri söz konusu olabiliyor. Zatüre bir nevi akciğer iltihabıdır. Çünkü akciğer alveollerinde sıvı ve kan toplanması sonucunda meydana geliyor. En bilindik e, sebebi de pneumokok bakterisi dediğimiz bir bakteri bu enfeksiyona yol açıyor. Ateş, öksürük, üşüme, titreme, soluk alıp vermede güçlük meydana gelebiliyor. Tüberküloz da yine bakterilerin sebep olduğu bir rahatsızlıktır. Genellikle iyi beslenmeyen, kalabalık, havasız, güneş görmeyen ortamlarda yaşayan kişilerde verem tüberküloz dediğimiz rahatsızlığı daha sık bir şekilde görüyoruz. Tüberküloz bakterileri hapşırık, öksürük ile havada asılı kalarak sağlıklı bireylere de bulaşabiliyorlar. Verem bulaşıcı bir hastalıktır. Verem savaş merkezleri var ya gençler. O yüzden veremden eskiden çok fazla derecede insan vefat ediyormuş ama günümüzde verem aşıları sayesinde görülme oranı çok e, düşmüş durumda. Gırtlak kanseri gırtlağa yerleşmiş kanserleşmiş hücrelerin oluşturduğu tümörle meydana gelecek. Ses tellerine yakın bölgede oluştuğu için kişilerde ses kısıklığı, yutkunmada zorlama, zorlanma, ağrı, nefes darlığı tabii ki meydana gelebilir. Akciğer kanseri de akciğerdeki hücrelerin kanserleşmesi sonucunda meydana gelen bir hastalık tabii ki en önemli sebebi tütün mamilleridir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tütün mamilleri kullanan kişilerde bu hastalıkların görülme oranı 20 kat kadar daha fazla diyeyim. Gençler hemen birkaç soru çözüp bırakıyorum. Aşağıdaki tabloda soluk alma ve soluk verme sırasına gerçekleşen olaylarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Soluk almaya baktığımız zaman kaburgalar arası kaslar kasılacak evet soluk alma sırasında göğüs boşluğunu öne itmek istiyorsun ya kaburgalar arasındaki kaslar kasılıyordu soluk verme sırasında ise diyafram kasılır ve düzleşir diyor tam tersine diyaframın soluk verme sırasında ne yapması lazımdı kubbeleşmesi lazımdı bu bizim için yanlış Göğüs boşluğunun hacmi soluk alma sırasında artacak. Verme sırasında ise hacim azalacak. Hacmin azalmasına bağlı olarak basıncı artacak. Yani bu ikisi bizim için doğru. Soluk alma sırasında diyafram kubbeleşmez. Tam tersine düzleşir. Gençler o yüzden bu da bizim için yanlış. Hangileri yanlıştır dediği için cevabımız 1 ve 3 şeklinde oldu. Hemen diğer bir soruma da bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme hızını diğerlerinden farklı yönde etkiler? Kandaki karbondioksit miktarı artıyorsa bir kere kanındaki karbondioksitin artmasına bağlı olarak hu 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 soluk alıp verme hızında artacaktır. Çok korktum, heyecanlandım. Soluk verme hızın tabii ki artacak. Adrenalin de soluk alışverişini arttırır. Kanın pH'inin düşmesi zaten kanın karbondioksit miktarının artması demek değil mi? Kandaki karbondioksit miktarı artınca kanımızın pH'i azalmış oluyor. Kandaki tiroksin miktarı da metabolizmayı hızlandıran bir hormon olduğu için soluk alışverişini hızlandırır. Sempatikler soluk alışverişini hızlandırır parasempatik sinirler ise yavaşlatırdı. O yüzden de farklı yönde etki gösteren bir durumdur diyeyim. Buradan da hemen diğer soruma geçiyorum. Soluk alma sırasında alveollere gelen oksijen molekülü beyin hücrelerine ulaşıncaya kadar Şimdi hayal ettim. Şunlar bronşçuklarım. Ucunda alveoller var. Alveollerden nereye geçmesi lazım? Akciğer kılcal damarlarına geçmesi lazım. O zaman akciğer kılcal damarlarından da akciğer toplar damarı dediğimiz damarla kalbe gitmesi lazım. Akciğer toplar damarı unutma temiz kan taşıyor. Kalbe gitti. Kalbe gittiği zaman temiz kan vücuda yayılacak en büyük temiz kan taşıyan atar damarla. Yani aort atar damarıyla. Aort atar damarıyla da dalağa böbreğe, beyine doğru gidiş gerçekleşecek. Yani beyin kılcallarına geçmiş olacak. 4, 3, 2, 1 şeklinde olması gerekiyor gençler. O zaman seçeneklere baktım. 4, 3, 2, 1'in de E seçeneğinde olduğunu gördüm. Diğer bir soruma da geçiyorum. İnsanların doku kılcallarında tepkimelerinden hangileri gerçekleşir? Bir kere Hidrojenle HCO3 birleşmiş H2CO3 olmuş. Bu akciğer kılcalındaydı. Ama şöyle de hatırlatmış olayım. Sıkıştığın anda hemen yazmaya başla. Dokuda solunum yapılır. Karbondioksitle su oluşturulur. O zaman bunların birleşmesi burada olacak. H2CO3 burada. Sonra H2CO3'ten kopma da burada olacak. Hemen neye dönüşecek? H artı HCO3'e dönüşmüş olacak. Bunun tam tersini de akciğerlere yazmam lazım. O zaman hidrojenle HCO3'ün birleşip de H2CO3 yaptığı yer akciğer kılcallarım. H2CO3'ün tekrar karbondioksit ve suya dönüştüğü yerde benim akciğer kılcallarım. Burada ne diyor? H'la HCO3 birleşmişler. H2CO3 olmuşlar. Bunun nerede olduğunu söyledik. Akciğerlerde olduğunu söyledik. Karbondioksitle su birleşmiş. H2CO3 yapmış. Bu nerede gerçekleşiyor? Şurada yazdık. Yani bu doku kılcallarında gerçekleşiyor. H. Hemoglobinle hidrojen birleşmiş HBH olmuş. Hemoglobinle hidrojenin birleştiği yer neresi? Hidrojenin açığa çıkarttığı yer. Burada al yuvarların içerisinde hemoglobin var. Hidrojen de buradan içeriye girecek ve birleşecek. Yani bu da doku kılcallarında meydana gelecek. Hemoglobin oksijenle birleşmiş. Bir kere hemoglobinin oksijenle birleşmesi için ortamda oksijen miktarının fazla olması lazım. Nerede oksijen çoktur? Solunum organında yani akciğerlerde çoktur. O zaman bunun da akciğer olduğunu söyledik. Soruyu unuttuk. İnsanların doku kılcallarında gerçekleşir dediğine göre cevabımız 2 ve 3 şeklinde olacak diyeyim gençler. Yani B'ye düşmüş olduk. Hemen benzeri bir soru daha çözüyorum. Solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen tepkimelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu tepkimelerden akciğer kılcallarında hangileri gerçekleşir diyor gençler. Hazır şuraya yazmıştım bir daha yazmayayım. Şuranın üstünden size göstermiş olayım. Şimdi ne yapmışsın? H2CO3'ü hidrojen ve HCO3'e dönüştürmüşsün. Bu olay nerede gerçekleşmek zorundaydı? Tabii ki akciğerlerinde. O zaman yanına akciğer kılcalları diye not al. Hemoglobin oksijenle birleşmiş. Hemoglobinin oksijenle, oksijenin çok olduğu yerde birleşmesi lazım. O zaman yapıştırdın. Akciğer kılcallarıdır dedin. Hemoglobin hidrojeni bırakmış. Hidrojenle nerede birleşiyordu? Doku kılcalında. Hidrojeni bırakacak, o bikarbonatla birleşecek. Nerede? Ee, tabii ki akciğer kılcallarında gençler yani hemoglobin molekülünün hidrojeni bırakması da yine akciğer kılcallarında meydana gelir karbondioksitle suyun, birleşerek H2CO3 meydana getirmesi ise doku kılcallarında meydana gelecektir diyeyim. Akciğer kılcallarında gerçekleşenleri sorduğuna göre bir daha kontrol edelim. H2CO3'ten hidrojen kopmuş ve HCO3 meydana gelmiş. H2CO3'ten hidrojen ve kopması az önce gösterdik yanlış yazdık. Doku kılcallarında meydana geliyor. Şimdi oldu soru. Yani cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin neden olduğu solunum sistemi rahatsızlıkları arasında yer alır? Zatüreye ve vereme bakterilerin sebep olduğunu söylemiştik. Özellikle zatürre kok, bakterileri veremede bakterilerin sebep olduğundan bahsetmiştik. O yüzden de hemen cevabı işaretleyeyim. 1 ve 2 diyeyim gençler. Özetimi vererek bitirmiş olayım. Bugün soluk alma ve soluk vermeden bahsettik. Diyaframın ve kaburga kaslarının soluk alışverişinde etkili olduğunu söyledik. Soluk almada diyafram kasılıyor. Kaburgalar arası kaslar akciğer hacmi artıyor. Basınç azaldığı için akciğerleri tabii ki havanın dolması söz konusu oluyordu. Soluk vermeye baktığımız zaman da tabii ki diyafram gevşecek, kubbeleşecek de akciğer hacmi azalmış olacaktı. Basınç da artmış olacaktı. Hop hava dışarıya verildi. Kaburgalar arası kaslar da tabii ki gevşemiş oldu. Akciğerlerdeki geri yaylanma basıncı tabii ki soluk alışverişini kolaylaştırıyor. Soluk alma ve soluk vermede ikisinde de enerji harcanıyor. Unutma kaslar gevşerken de enerji harcandığını söyledik. Solunun merkezi olan omurilik soğanını uyaran temel etkenin oksijen olduğunu söyledik. Oksijenin %97'sinin hemoglobine bağlanarak %3'ünün ise plazmada çözünerek taşındığından bahsettik. Karbondioksitin ise bir kısmının hemoglobine bağlandığını, bir kısmının plazmada çözündüğünü, bir kısmının da bir karbonat iyonu şeklinde taşındığını söyledik. Solunum sistemi rahatsızlıkları olan KOAH, astım, zatüre, verem ve gırtlak kanseriyle akciğer kanserini de bugünkü dersimizde anlatmış olduk gençler. Böylelikle solunum sistemini bitiriyoruz. Kitaplardan lütfen solunum sistemi ile ilgili tüm soruları çözün gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.